varmış bir yokmuş. Çok güzel, rengarenk bir orman varmış. Ormandaki asırlık çınar ağacı huzurun simgesiymiş. Koca çınarın tepesinde bir kartal yuva yapmış. Yumurtlamış, yavrular da yumurtadan çıkmış. Çınarın dibindeki kovuğa da bir yaban domuzu yerleşmiş. Yavrulamış, onları büyütmeye başlamış. Yukarıda kartal ve yavruları, aşağıda yaban domuzu ve yavruları huzur ve mutluluk içinde yaşarlarmış. Bu sakin ortam sansar'ın da çınara taşınmasıyla bozulu vermiş. Çok sinsi bir hayvanmış sansar. Çınar'ın gövdesine yerleşmiş ama amacı bütün ağaca sahip olmakmış. Ağacın gövdesinin içinden kendine tüneller açtığı için hem yukarıdaki kartalın yuvasına hem de aşağıdaki yaban domuzu ailesine gidebiliyormuş. Çınar ağacının komşuları arasında var olan bu barış ve huzur ortamından hiç ama hiç hoşlanmıyormuş. Bir gün kartalın yuvasına çıkmış ve şöyle demiş: "Bak kartal dostum, hem sen hem de ben çok büyük tehlikedeyiz." Aslını sorarsan sen daha da büyük bir tehlikedesin. Çünkü daha yüksekte oturuyorsun. Hain yaban domuzu gece gündüz demeden bu ağacın altını oyuyor. Amacı ağacı devirip sen burada yokken yavrularını yemek. Dikkatli olalım." demiş. Sinsi sansar daha sonra ağacın gövdesinin içinden yaban domuzunun yuvasına gitmiş. "Ah dostum, şu kana susamış kartal ikimizin de başına bela. Biliyor musun?" Senin yavrularını yemek için fırsat kolluyor. Ben de bunu tesadüfen duydum. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. İkimiz de tehlikedeyiz. Sinsi sansar o günden itibaren gündüzleri hiç kovuktan çıkmamış. Ara sıra başını çıkarıp sanki çok korkuyormuş gibi hemen geri çekiyormuş. Hem kartala hem de yaban domuzuna korkudan evden çıkamadığını hissettirmek için elinden geleni yapmış. Bu arada geceleri gidip avlanmış, karnını bir güzel doyurmuş. Huzuru kaçan kartal ve yavrularını korumak için diken üstünde duran domuz yuvalarını terk etmeyip gece gündüz nöbet tutmaya başlamışlar. Ama bu bekleyiş öyle uzun sürmüş ki sonunda hem kartalın hem de yaban domuzunun yavruları açlıktan ölmüş. İkisi de derin bir üzüntüye kapılıp çok sevdikleri yuvalarından ayrılarak uzaklara gitmişler. Her biri ötekini suçluyormuş. Her şeye kolayca inandıkları için hatalı oldukları ikisinin de aklına gelmemiş. Sinsi sansar dostları birbirine karşı kışkırtarak kötü amacına ulaşmış bu şekilde. Bütün ağaç ona kalmış. Siz siz olun, güvenilmeyecek kişilerin sözleriyle dostlarınızdan kuşkulanmayın.